Yeon Kong Kim bir sakatlığı vardı. Geçen hafta sahada yer alamamıştı. Fenerbahçe'de Vakıfbank maçında Yeon Kong Kim ve 3-0 kaybetmişti o maçı. Fenerbahçe Kim'in servisiyle mücadele başladı. Gamze onun pası ve ilk sayı Galatasaray'ın oldu. Gamze servis kullanıyor. Yeon Kong Kim karşıladı o topu. Tom Kong'un pası. Natalya'nın plasesi geldi içeriye. Trentoni karşıya gönderiyor. Hücum şansı bir kez daha Tom Kong. Diğer tarafa Eda'ya gönderdi. Eda zor pozisyondaki topu sayıya çevirmeyi başardı. Bloktan sekti o top. Tom Kong. Yeon Kong Kim ama geriden hücumda ayağı çizgide Yeon Kong Kim'in. Hata geliyor ondan. Sayı Galatasaray'ın oluyor. Seda servis kullanacak. Yeon Kong Kim üzerine kullanıldı yeniden. Polen plasesi. İyi yere bırakıyor Polen Usupelvan. Servis hatası geldi. Yeon Kong Kim karşıladı o topu. Polen. Polen paralele iyi dönüyor. Sayıyı alıyor. 3-3 yapıyor Fenerbahçe. Brezilyalı oyuncu servis kullanacak. İçeri kaçan top, Yeon Kong Kim bu penaltıyı kaçırmadı. Seda istediği karşılayamadı. Gamze'ye karşıya bırakıyor hücum şansı Fenerbahçe için. Tom Kong, Polen. Jack biraz geç kaldı orta bloğa. Sayı Fenerbahçe'nin oldu. Tom Kong karşıladı. Polen içeriye bırakıyor. Nihan son anda müdahale etti. Sonrasında Centoni bloğa rağmen sayıyı almayı başarıyor. Farkı 1'e indirdi Galatasaray. Hücum şansı Nihan, Gamze, Jack. Blok out yaptırdı Jack. 5-5'te Galatasaray rakibini yakaladı. Bir plase Yeon Kong Kim'den. Blok düşerken o plaseyi bıraktı.
kalelere vuruyor Gülteniz. Yine deliğinden geçirmiş adeta Güldeniz. 6-6'lık eşitlik var Güldeniz. Şimdi de servis kullanıyor. Hatayla karşıladı o topu. Sinyal çek. Orada play bir müdahalesi var. Feda topu filede kaldı. Fenerbahçe 8-6 teknik molaya önde girdi. 8-6 Fenerbahçe teknik molaya önde girdi. Şu ana kadar başa baş bir mücadele var diyebiliriz. Servis kullandı. Nihan karşıladı. Jack biraz gerisinde kaldı o top. Şimdi Polen'in geriden hücumu. Polen sayı alıyor. Çenton çıkartamadı o topu. 9-6 yapıyor Fenerbahçe. Deniz istediğimi karşılayamadı. Çentoni karşıya bırakıyor. Hücum şansı olacak. Eda karşılıyor. Eda sonrasında Jack, bu top çıkmadı. Sayı Fenerbahçe'nin. Onu 6 olunca Galatasaray molası geldi. Üste etkili servisler geldi Fenerbahçe tarafından ve farkı açmayı başarıyor sarı lacivertliler. Polen şu ana kadar 4 sayıyla oynuyor. Karşılaşmanın en etkili ismi. Yong Kong Kim'in 2, Eda'nın 3 sayısı var. Fenerbahçe'nin yani 10 sayısından 9'u hücumlardan geldi. Bu etkileyici bir rakam. Galatasaray'ın 6 sayısının 4'ü hücumlardan geldi şu ana kadar. Nihan karşıladı. Hücum hatası geliyor Seda'dan. Polen şimdi servisi kullanacak. Ya karşıladı Gamze. Jack. Bir hücum hatası Jack'ten geldi. Sinyal Jack hatayı yapıyor. Sayı Fenerbahçe'nin 12-6 oldu durum. Bir de servis sayısı geldi Polen'den. 13-6 yaptı Fenerbahçe. 16'da molayı almıştı Ataman Güneyligil. Ama takımı bir türlü sayı alamadı. Ve şimdi ikinci molasında kullanmak durumunda kalıyor. İkinci teknik mola öncesinde Ataman Güneyligil. Set Galatasaray'ın elinden kaçmaya başladı çünkü. Ataman Güneyligil de bunun farkında.
Deniz karşıladı. Geriden Centoni ile hücum geliyor. O seriyi durdurmayı başardı böylece Galatasaray. ...6-6'da başlayan... ...13-6'ya kadar gelen... ...7 sayılık bir serisi vardı Fenerbahçe'nin. Yeon Kim çok yukarıdan vurdu bir kez daha. Servis kullanan Sneijder Çekin olduğu yere vuruyor. Ve sayıyı alıyor Fenerbahçe. Müdahale var mı? Hakeme hayır diyor. Sayı Galatasaray'ın oldu. Adam bir manşet hatası geldi. 16-9 Fenerbahçe teknik molaya önde giriyor. 16-9 yaptı Fenerbahçe ilk sette. Farkı 7'ye çıkarmış durumda. İlk teknik mola öncesinde başlayan ve sonrasında da devam eden o 7-0'lık seri Fenerbahçe'yi rahatlattı. İyi hücum etti şu ana kadar Sarı Lacivertler. 11 hücum sayısı var Fenerbahçe'nin. Yoktan seken top sayı Galatasaray'ın oluyor. 16-10. Christina, Sever Christina sayıyı aldı. İşte Gamze'nin pası. Day servisi kullanacak. Tom kompası, Polen plasesi. Top çıkmıyor. Polen'den bir sayı daha geldi. 6. sayısı Polen Uslu Pehlivan'ın. Leys karşıladı. Güldeniz'e doğru. Merve müdahale etti o topa. Natalya karşıya bıraktı. Şimdi Güldeniz bir kez daha. Polen blokta müdahale ediyor onun topuna. Nade Centoni. Savunmadan seken top sayı Galatasaray'ın oldu. İçeri kaçtı. Bir kez daha hücum şansı olacak. Melis'te bir anlık anlaşması Tom Kom arasında. Natalya bloktan sekiyor. Gamze Güldeniz'e doğru döndü. İyi yere bırakıyor Güldeniz. Fark 5'e indi. Ve Fenerbahçe molası geldi. Bu sezon normal sezonun ardından geçtiğimiz son iki yılda olduğu gibi
final etabı, lig usulü final etabı olmayacak. Klasik playoff maçları oynanacak. Yani çeyrek final, yarı final ve final serisi izleyeceğiz. Vestel Venis Sultanlar Ligi'nde. Aynı şekilde Efeler Ligi'nde de aynı format geçerli olacak. Özellikle bu 4 İstanbul takımının bu sezon maçlarını kendi sahalarında oynuyor olması bu sistemi biraz daha heyecanlı hale getiriyor kuşkusuz. Bütün takımlar Burhan Felek'te oynarken, çoğu takım en azından Burhan Felek'te oynarken bu anlamda bir ev sahibi avantajından söz etmek her zaman mümkün değildi ama şu anda Eczacıbaşı'nın zaten sahası vardı. Vakıfbank, Galatasaray ve Fenerbahçe kendi sahalarında oynuyorlar. Bu sene Vakıfbank kendi sahasına geçti. Galatasaray geçen sezonun ortasında bu salona geçmişti. Fenerbahçe iki sezondan beri kendi sahasında oynuyor. Bu eşleşmeleri yarı final, çeyrek final, yarı final ve final serilerini çok daha heyecanlı, farklı hale getirecek kuşkusuz ki diğer takımları da unutmuyorum tabii ki. Az önce de yayın öncesinde de bahsetmiştim, yayına başlarken de bahsetmiştim. Bu iki takımı yenen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi, Halkbank, Beşiktaş ki bu takımlarda playoff'ta yer alabilecek takımlar. Sarıyer Belediyesi, Lüfer Belediyesi'ni de belki buna katmak lazım. Daha sezonun çok çok başlarındayız. Fileden sekti. Polen son anda müdahale ediyor ama bu top çıkmıyor. Farkı 2'ye indirmiş oldu Galatasaray. Meliha oyuna dahil oldu. Polen kenara geliyor. Karşıladı o topu. Yankong Kim. Gamze karşılıyor. Aslı'nın pası bloktan sekti. Sinyal Cek. Gamze Güldeniz'e döndü. Güldeniz'in plasesi. Tomkom müdahale ediyor. Melis yükseltti. Çaprazda Gamze çıkardı. Aslı'nın pası. Nade Centoni. Müdahale var ve sayı Galatasaray'ın oluyor. Galatasaray farkı 1'e indirdi. Nade Centoni, burada fileye temas var. Sayı Galatasaray'ın oldu. Fenerbahçe ikinci mola hakkını kullandı. Önemli bir geri dönüşe imza attı şu ana kadar. Galatasaray teknik molaya 16-9 önde girmişti Fenerbahçe ve o noktadan sonra 7-1'lik bir seri bu sefer Galatasaray'dan geldi ve fark şu anda 1'e inmiş durumda. Natalya topu dışarı vuruyor. Hücum hatası kararı geldi. Fenerbahçelilerin savunmadan çıktığı yönde itirazları var. 17-17'lik eşitlik var. Ve yeni transfer Bakeştayn oyuna dahil oldu şimdi. Aslı servis kullanacak. Servis hatası geldi ondan. Marek Valkenstein Grote, Hollandalı 28 yaşında. Son olarak Atom Trafel Sopot takımında forma giymişti. Servis hatası geldi ondan. Dünya Şampiyonası'nda 2010'da en iyi servis atan oyuncu ödülünü almıştı. Hollandalı oyuncu. Nade Centoni servisi kullanıyor. Ondan da bir servis hatası geldi.
servis kullanacak. Oyuna dahil oldu. Top filede kalıyor. Servis hatası. Balkeş'ten Grotes. Sezon aslında İtalya takım Balzano'da başlamıştı. Ama kontratını feshetti ve Fenerbahçe'ye geldi Hollandalı oyuncu. Bakalım nasıl bir katkısı olacak. Bir servis hatası. Deniz karşıladı. Alice Antoni blokta kaldı. Diğer tarafa Leis'e doğru. Leis'in plasesi. Eda son anda müdahale etmeye çalıştı. Ama onun müdahalesi savunmanın da dengesini bozuyor. 20-20'lik eşitlik var ilk sette. Fenerbahçe'den 7-0. Galatasaray'dan 7-1'lik seriler istedik bu set içerisinde. Ve set sonuna beraberlikle eşitlikle giriyor iki takım. Galatasaray'ın ama o noktadan sonra sürekli servis kaçırdığını söylemek lazım. Yeon Kong Kim. Karın kası yırtığı vardı. Oynayamamıştı. Takımdaki yerini şimdi yeniden alıyor. Gamze içerideki boşluğu çok iyi değerlendirdi. 21-20 Galatasaray'ın 21-21 Galatasaray'ın takibi devam ediyor. Kon bırakmak istedi Aslı. İzin vermedi. Gamze'nin pası. Nade Centoni. Melisona'da müdahale etti. Hücum şansı. Centoni. Gamze. Şimdi Nade Centoni. Eda geç kalıyor bloğa. Ve sayı Galatasaray'ın oldu. Öne geçiyor Galatasaray 22-21'de. Gamze servis kullandı. Top dışarıda kararı var. 22-22'lik eşitlik var. Eda servis kullanacak. Sadece Antoni bloğa takıldı. Natalya bloğu yapıyor. Fenerbahçe 23-22 öne geçiyor. Nia karşıladı Gamze. Centoni. Eda çıkarttı o topu. Yeon Kong Kim geriden hücumu. Hücum şansı olacak yeniden Fenerbahçe için. Kritik bir hücum Fenerbahçe adına. Ama blok geliyor Galatasaray. 23-23 yapıyor. Natalya blokta kaldı. Set için en kritik sayılardan biri gelecek şimdi. Bu sayıyı alanın bir set sayısı şansı olacak. Seti bitirme şansı olacak. İçeri kaçtı o top. File üzerindeki mücadele. Top Galatasaray'ın alanında kaldı. Şimdi Centoni ikili blok var karşısında. Arkada Yeon Kong Kim çıkardı. Bu topa son anda müdahale geliyor Melis'ten. İyi kurtardı Melis. Hücum şansı Galatasaray için.
Gamze diğer tarafa doğru dönüyor. Güldeniz topu dışarı vurdu. Sayı Fenerbahçe'nin, set sayısı Fenerbahçe için. Set sayısı için servis kullandı Tomcom. Defende Ergül'ün müdahalesi vardı. Ergül bir kez daha müdahale ediyor ve sayıyı Fenerbahçe alıyor. İlk set 25-23 Fenerbahçe'nin oldu. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinde ilginç bir ilk set izledik. Fenerbahçe bir ara farkı 7'ye kadar çıkarmayı başardı ikinci teknik mola ile beraber. Daha doğrusu ilk teknik mola öncesinde başlayan 7-0'lık bir seriyle ikinci teknik molaya 7 sayı farklı önde girdi Sarı Lacivertler. Sonrasında Galatasaray'ın 7-1'lik bir serisi geldi. Rakibini yakalamayı başardı. Set sonunda da 23-23 eşitlikle girildi. Ama set sonunda o son 2 sayıyı alan taraf Fenerbahçe oldu ve Fenerbahçe böylece seti 25-23 kazandı. Polen 6 sayı ile oynadı Fenerbahçe adına. Yankong Kim'in 3 sayısı, Eda'nın 4 sayısı vardı. Bloklarda 2-2'lik eşitlik vardı iki takım arasında. Nadia Çentoni 6 sayı ile oynadı. 8 farklı oyuncu Galatasaray'da sayı üretti. 13 hücum sayısı geldi Galatasaray'dan ilk sette. Fenerbahçe'nin ise 12 hücum sayısı vardı. İki tarafta özellikle Galatasaray rakibini yakaladıktan sonra servis ritmini bulmakta biraz sorunlar yaşadı. Üst üste servis hataları gelmeye başladı. O servis hatalarını biraz pahalı ödemiş oldu. İkinci set başlayacak. Baş geçmesi beklenen bir mücadeleydi zaten. Öyle de geçiyor şu ana kadar. Tabii ki geçen haftaki Vakıfbank maçını düşündüğümüzde Fenerbahçe için şunu söylemek lazım. Yeonkong kimin olduğu Fenerbahçe ile Yeonkong kimin olmadığı Fenerbahçe arasında çok çok büyük bir fark var. Yeonkong kimin olmadığı Fenerbahçe kadro olarak sıkıntı yaşıyor ama Abondanza da onun yokluğunu telafi etmek için biraz İlginç kararlar alabiliyor, ilginç değişiklikler yapabiliyor, ilginç işler yapabiliyor saha içerisinde, takım içerisinde. Ve bu ikisi üst üste geldiğinde kimin yokluğunda oluşacak bir Fenerbahçe'den çok daha farklı bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Kötü anlamda farklı bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Bugün sahada yeniden var Yeonkong Kim ve onun varlığı şu anda ekranlarınıza gelen Polen'in bile işine yaradı. Çünkü onun varlığı, onun olduğu taraf ister istemez Galatasaray bloklarında biraz daha ağırlık kazanan taraf. Ve Polen'de iyi hücum etti. Geçen hafta Vakıfbank karşısında oynarken kim yokken Polen bu kadar rahat hücum edemiyordu. Ve şimdi karşılaşmada ikinci set başlayacak. Galatasaray'ın servisiyle başlayacak ikinci set. Fenerbahçe rakibin hatalarından 9 sayı elde etti. 2 blok sayısı, 2 servis sayısı vardı. 12'de hücum sayısı vardı Fenerbahçe'nin. Galatasaray ise 13 hücum sayısı, 1 servis sayısı, 2 blok sayısı, rakip hatalarından 7 sayı geldi. Yani o 2 hata sayısı farkı bir anlamda setin galibini de belirlemiş oldu.
başlamasını bekliyoruz. Nade Çentoni 14 top aldı. Galatasaray'da %43 ile hücum etti. 6 sayı elde etti 14 toptan. Fenerbahçe'nin 2 blok sayısı da Nade Çentoni'nin hücumlarında gelmişti. Onun dışında Güldeniz 6 top aldı. Seda 3, Sinyal Cek 3 top aldı Galatasaray'da. Fenerbahçe'ye baktığımızda ise Natalya ve Polen'in 8'er top aldığını görüyoruz ama Polen %63 ile hücum etti. 8 topta 5 sayı elde etmeyi başardı. Natalya ise %13 ile hücum etti. 8 topta 2 hücum hatası yaptı. Bir kez bloğa takıldı ve sadece birinde topu öldürebildi. Sayıyı alabildi Natalya. Yeong Kong kimse 6 top alıp 3'ünden sayı çıkarmayı başardı. Mücadelede şimdi ikinci set başlıyor. Servis hatası geldi. Sinyal Cek anlaşamadılar burada Gamze ile sayı Fenerbahçe'nin. Nade Çentoni topu öldüremedi. Tom Kom karşıladı. Şimdi karşıya bırakıyor Nusara Tom Kom. Sinyal Cek. Bileğe bir temas var. Sayı Galatasaray'ın. Galatasaray'ın ilk sayısı oldu bu. Kong Kim paralele döndü, sayıyı aldı Fenerbahçe onunla. Bir de servis sayısı geliyor Fenerbahçe lehine. 4-1 yaptı Fenerbahçe durumu. Servis kullandı. Seda karşıladı. Bloktan seken top. Polen müdahale etmeyi başardı. Eda yükseltti. Yeong Kong Kim karşıya bırakıyor. Hücum şansı Galatasaray için. Bloktan top dışarıda. Sayı Güldeniz'in. Galatasaray'ın olduğu karşı alana geçmiyor o top. Farkı 1'e indiriyor sarı kırmızılılar. Lese geldi içeriye. Güldeniz çıkardı. Seda, Eda bloğu yapıyor ona. Servis kullandı. Seda karşıladı. Nade Çentoni. Merve çıkartıyor o topu.
Plase Polenten, sona da müdahale geldi. Şimdi Plase Nade Centoni'den Tomkom çıkardı. Kimin plasesi? Gamze çıkartıyor. Güldeniz'in pası Nade Centoni. Polen karşıladı o topu. Nusara. Yonkon Kim. Sayı Galatasaray'ın hücum hatası kararı geldi. Kimin itirazı var Fenerbahçe'de? Melis karşıladı o topu. Çapraz'da Centoni çıkartıyor. Seda'ya doğru pas. Seda. Bu top çıkmıyor. 5-5'te eşitliği yakalıyor Galatasaray. Sinyal Cek şimdi servis kullanacak. Plase geldi içeriye. Müdahale de geliyor orada. Rusev Atan. Sonrasında geriden hücum. Top dışarıda hücum hatası. Sayı Fenerbahçe'nin oldu. Neda servisi kullanacak az sonra sarı lacivertlerde. Servis hatası geldi. Sayı Galatasaray'ın. Sayı bu sefer Fenerbahçe'nin. Nihan karşıladı ama iki oyuncu birbirine baktı kaldı orada. Bu ikinci topa ikisi de koşmuyorlar ve 8-6 Fenerbahçe teknik bola önde girdi. Teknik polaya önde girdi. Fenerbahçe 8-6'lık skorla setlerde de 1-0 önde sarı lacivertler. Natalya bloğu yapıyor Seda'ya. Yoktan sekti. Merve karşılamıştı o topu. Şimdi Seda biraz çaprazda kaldı. Merve çıkartıyor. Nusara'nın pası Natalya'ya doğru. Yoktan seken top yeniden Natalya'ya çarpıyor. Sayı Galatasaray'ın oldu. Servis hatası geliyor. Fark yeniden 3'e çıktı. Sine Ruseva sayıyı alıyor Galatasaray'da. Fark 2'ye iniyor.
Servis hatası geldi Rusevadan. Fark yeniden 3'e çıktı. Bugün Galatasaray servis ritmini bulmakta fazlasıyla zorlandı. İlk sette yapılan 9 hatanın yaptığı 9 hatanın 5'i servis hatalarıydı. Özellikle set sonunda gelmişti o servis hataları. Nade Çentoni, Yeon Kong Kim bloğu yapıyor Çentoni'ye. Koreli oyuncu çok da sevindi. ...12-8 ve Galatasaray molası geliyor. Uzun bir süre farkı 3 sayı civarlarında tuttu. Sarı kırmızı ama fark 4'e çıkınca Ataman Güneyligil şimdi molayı aldı. Servis sayısı geldi. Seda dışarı gidecek diye bırakıyor ama hata yapıyor. Seda bu sefer karşıladı. Nade Çentoni sayıyı alıyor. Farkinden 4'e indi. Filede kaldı. Güldeniz'in sayısı geliyor Galatasaray'da. İçeri kaçan top. Ne atacak? Topu öldüremedi. Hücum şansı olacak ama yeniden Galatasaray için. Gamze'nin pası. Seta sayı almayı başardı. Fark 3'e indi. Güzel bir hücum organizasyonu geliyor Eda ve Kim'den. Sayı Fenerbahçe'nin oldu. Servis hatası geldi. Atacak şimdi servis kullanacak. Melis karşıladı o topu. Nusara'nın pası ama pas hatası kararı geliyor pasör için. Fark 3'e indi. Topun elinden çıktıktan sonra döndüğünü işaret ediyor maçın hakemi. ...6-13 Fenerbahçe teknik molaya önde girdi.
16-13 teknik molaya Fenerbahçe önde girmiş durumda. 3 sayılık avantajı var sarı lacivertlerin. Set içerisinde zaman zaman bu farkı açtı. Ama Galatasaray bu 3 sayının altına çok fazla indiremedi farkı set boyunca. İlk sette ikinci teknik mola sonrasında iyi oynamıştı sarı kırmızılılar. Bakalım benzer bir performans mı gelecek onlardan, yoksa Fenerbahçe üstünlüğünü devam ettirebilecek mi? Eda servis kullanıyor. Onu karşıladı. Esen Ruseva topu doğrudan dışarı vurdu. Kötü bir hücum organizasyonu sarı kırmızılılar için. Kim karşıya bırakıyor. Hücum şansı Galatasaray için. Fark 4. Geriden hücum geliyor. Nade Centoni o sayıyı almayı başardı. Bloğun ortasındaki boşluğu çok iyi görüyor Nade Centoni. Gamze şimdi servis kullanacak. Tomkom Lusara topu içeriye bıraktı. Boşluğu değerlendiriyor. 18-14 Tomkom servis kullanacak şimdi. Ortadan Ruseva ile hücum sayı getirdi sarı kırmızılarda. Servis kullanacak. Batalya karşılıyor. Ergül topu öldüremedi. Nihan çevirdi. Güldeniz içeri bıraktı hücum şansı. Geriden kimin hücumu sayı getirdi Fenerbahçe'ye. Avantajını sürdürüyor sarı lacivertler. Natalya servisi kullanacak. Bu sene World Grand Prix'nin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı Natalya. Kim son anda topa müdahale etmese Polen'e topu çıkartacaktı. Farkı yeniden 3'e indirdi sarı kırmızılılar. Kim? Sineatçik. Ergül müdahale etmeye çalışıyor, olmuyor. Farkı 2'ye indiriyor Galatasaray. Ve hemen Fenerbahçe molası geldi. İki indirmeyi başardı Galatasaray set sonunda. İlk setin sonu daha iyi oynayan taraf sarı lacivertler olmuştu. 25-23'te kazanmıştı Fenerbahçe. İlk sette 6 sayı ile oynayan Polen şu ana kadar 1 sayı alabildi. Aslı servis kullanıyor Aslı Kalaç. Kim istediği gibi karşılayamadı. Yeniden kime doğru? Bu top çıkmıyor. Farkı 1'e indirdi Galatasaray. Ne
Davis karşıladı o topu. Polen bloğu kullanmaya çalıştı ama hayır diyor maçın hakemi. Sayı Galatasaray'ın diyor. 19-19'a eşitliği yakalıyor sarı kırmızılılar. Abondanza'nın molası yeterli olmadı. İşte burada Deniz dokunmadım diyor. Polen onun bloğunu kullanmayı denemişti. Polen bu sefer sayıyı almayı başardı. Ergül servis kullanacak. Sinyat Cek hızlı hücum sayı getirdi. Galatasaray yeniden durumu 20-20 yapıyor. Ada servis kullanmak için oyunda. Bloktan seken top kim sayı aldı? Fenerbahçe yarım adım önde olmaya devam ediyor. Polen uslu pehlivan servis kullanacak. Deniz karşıladı, içeri kaçan top Eda. Topu çok güzel yönlendirdi Eda. Sadece içeri bırakmakla kalmadı. Boşluğu da görüyor ve 22-20 yapıyor Fenerbahçe. Üst üste gelen iki sayı Galatasaray molası anlamına geldi. Tamam, Güneyligin molayı alıyor. Galatasaray'da Nadia Centoni 9 sayıyla Enskor Esimcek'in 5 sayısı var. Seda ve Güldeniz'in 4'er sayısı var. Bu ikinci sette Fenerbahçe özellikle bloklarda daha etkili oldu şu ana kadar. İlk set 2 bloğu vardı. Fenerbahçe'nin ikinci sette 3 blok geldi sarı lacivertlerden. Polen 8 sayıyla oynuyor. Kim'in 7, Eda'nın 7 sayısı var. 5'i 3'ün sayısı olarak geldi. Hücumda daha etkili kullandı şu ana kadar yani Fenerbahçe Eda'yla. Gamze pas hatası geliyor ondan. Sayı Fenerbahçe'nin etkili bir servis gelmişti. 23-20'de farkı 3'e çıkartıyor sarı lacivertliler. Neden sekti Polen karşıladı. Nihat Cek de Eda arasındaki bu mücadeleyi Cek kazanıyor. Farkı 2'ye indiriyor. Deniz servis kullanacak. Karşıladı. Plase geldi içeriye. Son anda Nihan müdahale ediyor. Pas hatası kararı geldi bu arada. Güldeniz yine servisi kullanacak. Fark 1'e inmiş durumda. Ve Fenerbahçe Abondanza molayı aldı. Güldeniz'in en azından bu servis ritmini bozmayı planlıyor Marcelo Abondanza.
Bu mola biraz da bu yüzden geldi. Molası sona eriyor sarı lacivertlerin. Kim karşıladı? Deplase, Grotto Eden. Tremeti ama sonrasında Eda'nın bloğu geliyor. Charlotte'da ise 24-22, 2 set sayısı Fenerbahçe için. Şeyma servis kullanacak. Gülden'in içeri kaçan topu Natalya, müdahale Gamze'den geldi. Nade Centoni, top bloktan değil banttan geri dönüyor. Sayı Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe seti 25-22 kazanıp setlerde durumu 2-0'a getiriyor. Setlerde Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü var Galatasaray karşısında. İki setin istatistiklerine şöyle bir göz attığımızda ilk sette 9 hatayla oynamıştı hatırlayacaksınız Galatasaray. İkinci sette hata sayısı Galatasaray'ın 12'ye çıkmış durumda. Yani Fenerbahçe'nin aldığı sayıların neredeyse yarısı Galatasaray'ın hatalarından geldi. Fenerbahçe ise 8 hatayla oynadı ikinci sette. İlk sette de zaten 7 hata yapmıştı. Yani Fenerbahçe'de bu rakam neredeyse 3'te 1'e düşerken Galatasaray'da yarı yarıya rakibin hataları ve rakibin aldığı sayılar, kendi hataları ve rakibin aldığı sayılar yarı yarıya neredeyse. Hücum sayılarında Galatasaray'ın 12'ye 7'lik üstünlüğü var. Fenerbahçe 7 hücum sayısı aldı, 2 servis sayısı aldı. Ama bloklarda 4-2'lik üstünlüğü var. İkinci sette Fenerbahçe'nin 12 hücum sayısı da alsa genel olarak top öldürmekte zorlandığını söyleyebiliriz sarı kırmızıların. Nade Centoni 9 sayıyla oynuyor. %36 ile hücum etti. 25 top aldı. Seda 9 top aldı. Sinyalcek 8 top aldı. Deniz 10 top aldı. Yani diğer oyuncular Kusevay'ı da katarsak 32 top aldılar. Nade Centoni 25 top aldı. Yarı yarıya diğer oyuncular arasında fark var. Nade Centoni'nin Fenerbahçe'de daha düzgün bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Polen 13 top aldı. Kim 12 top aldı. Natalya 11 top aldı. Eda ise 8 top aldı. Sadece Natalya kötü hücum ediyor. Top öldürmekte zorlanıyor şu ana kadar. 11 top aldı. Sadece birinde sayı alabildi. 2 hatası 2 kez'e bloğa takıldı. Toplam 3 sayısı var zaten Natalya'nın, Brezilyalı oyuncu. Abontansa mı? Ondan yararlanamıyor. O takıma katkı sağlayamıyor. Burası tabii ki tartışılır. Ama bloklarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Az önceki sette 2 blok sayısı vardı Natalya'nın. İlk sayı Fenerbahçe'nin oluyor 3. sette.
ise servis kullandı. Servis hatası geldi ondan. Karşıladı. Gamze'nin pası Leys'e. Leys'in top karşı alana geçmiyor. Hata geliyor. Hücum hatası geliyor. Sarı kırmızılarda. 4-1 yaptı Fenerbahçe ve Galatasaray erken bir mola almak durumunda kaldı. Ama Güneyli Gil özellikle Gamze'ye biraz kızgın gibi. Sona eriyor. Leysen bir de manşet hatası geldi o molanın ardından. Bazı oyuncuları motive ederken daha agresif olmak gerekir. Bazı oyuncuları ise rahatlatmak, sakinleştirmek gerekir. Leysin Cumhu Tomkom Sara çıkardı. Yeonkong Kim sayı aldı. Fenerbahçe 6-1 yapıyor. Seteyi başlıyor sarı lacivertler. Leys kenara geldi şimdi. Ile sayı geliyor. Blokta aslı son anda müdahale etti. Nihat çevirdi. Nadece Antony iyi yere gönderiyor. Nadece Antony sayıyı alıyor. Galatasaray fark 3'e indi. İkili hücum Polen'den. Nadece Antony ikili bloğa rağmen sayıyı almayı başardı. Nadece Antony fark yeniden 3'e indi. Kim karşıladı. Şimdi Yeonkong Kim. Sayıyı da alıyor Kim. 8-4 teknik kolaya Fenerbahçe önde giriyor. Zaman fark açılsa da genelde başa baş giden bir mücadele görünüyor ama Fenerbahçe'nin genel olarak
daha fazla maça hakim olduğunu söyleyebiliriz. Kontrol sürekli olarak sarı lacivertlerin elinde. Yeon Kong Kim servis kullanacak. Köşeye doğru Güldeniz. Güldeniz topu öldürdü. Sayıyı aldı. Teknik bola dönüşünde fark yeniden 3'e indi. Servisi Nihan. Sadece Anthony blokta kalıyor. Fark 5'e çıktı. Servis hatası geldi bu sefer Eda'dan. Manşet hatası. Elis istediği gibi karşılayamadı. Plase geldi içeriye. Son anda Gamze'nin müdahalesi var. Şimdi Seda bloktan sekti Kim. Uksara, Natalya bloktan sekiyor. Üçüm şansı Galatasaray için. Seda, Melis çıkardı. Kim pası veriyor Natalya'ya doğru. Natalya'nın plasesi. Centoni çıkartıyor o topu. Seda bir kez daha. Natalya bu topu çeviremedi. Sayı Galatasaray'ın, fark 2'ye indi. Sekiz fark ikiye inince bu sefer Fenerbahçe molası geldi. Galatasaray sürekli olarak rakibine yaklaşmayı başardı. Her sette bunu yaptı ama bir türlü öne geçemedi. Bir türlü üstünlüğü ele alamadı setler içerisinde. Bloktan seken top sayı Polen'in. Güldeniz karşıladı Gamze, Sinyat Cek. Ergül'ün bloğuna rağmen sayıyı alıyor Cek.
Blok geldi Rusev Atan. Yine Natalya'ya doğru zor bir top geliyor. Natalya bugün topu öldürmekte zorlanıyor ama Natalya'nın da çok iyi toplar altını söylemek mümkün değil. ...27 yaşında Natalya ve ilk defa Brezilya dışında bir takımda mücadele ediyor. Brezilyalı oyuncuların milli takım performanslarını kulüp takımlarına, özellikle Avrupa'da oynadıkları kulüp takımlarına taşımak konusunda sabıkaları olduğunu, taşıyamama konusunda sabıkaları olduğu bu konuda zorlandıklarını söylemek mümkün aslında. Natalya'nın o yüzden nasıl bir performans göstereceği sezon boyunca hep beraber izleyeceğiz. Natalya'dan bir servis sayısı geldi. 13-10 yaptı Fenerbahçe. Ortadan Ruseva ile sayıyı alıyor. Galatasaray fark yeniden 2'ye indi. Bloktan seken top. Seva pası verdi. Nadecentoni. Top içeride. Natalya'da içeride olduğunu işaret ediyor Fenerbahçe'de. Ve farkı 1'e indiriyor Galatasaray. Melis karşıladı o topu. Tomkom çevirdi. Seda'ya doğru. Seda çaprazı vurup bu sefer topu öldürüyor. Ve Galatasaray 13-13'te rakibini yakalamayı başardı. Servis hatası geldi Galatasaray'dan. Yoktan seken top, son anda Tomko'nun müdahalesi var. Şimdi kim? Onun plasesi Gamze. Nihan Seda'yı çevirdi. Seda blok kullanıyor. 14-14 yapıyor Galatasaray. Tomkom'dan harika bir pas geldi Eda'ya. Zor pozisyondaydı gerçekten de. Eda da sayıyı aldı. Polen servisi kullanacak. Nihan karşıladı o topu. Bloktan sekiyor. Güldeniz'in sayısı 15-15 yapıyor Galatasaray. Bakalım teknik molaya hangi takım önde girecek? Servis hatası geldi. Fenerbahçe teknik molaya 16-15 önde giriyor. Teknik kolaya Fenerbahçe 16-15 önde girdi 3. sette. Sarı lacivertler setlerde de 2-0 önde rakibi karşısında. İki takım da bu maç öncesine 8 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etmiş durumdaydı.
9. hafta maçları oynanıyor ve Serveni Sultanlar Ligi'nde 12 takım ligde 2 maç 2 hafta kaldı sezonun ilk yarısının sona ermesi için. İyi servis geldi. Jackson Hunt'a karşı alanı geçirmeyi başardı. İlginç bir top. Ramze karşılıyor. Nihan'ın pası. Nade Centoni bloktan seken top. Bakıştan Grotwein'in bloğundan sekiyor ve içeri düştü. Servis kullanmak için oyunda 16-16'lık eşitlik var. Piyasa geldi içeriye doğru. Jack karşıladı o topu yeniden. Güldeniz bloktan sekiyor. Kim çıkardı? Şimdi Eda. Fileye bir temas var. Sayı Fenerbahçe'nin. Eda servis kullandı. Seda karşıladı. Nade Centoni polenle kimin arasına vuruyor? Kimin polene bir el işareti oldu? Onun almasını bekliyordu büyük ihtimalle. Nade Centoni servis kullanıyor. Pardon. Servis hatası geldi. Sayı Fenerbahçe'nin oluyor. Güldeniz servis kullandı. Servis hatasını o yaptı. Pompom şimdi servis kullanacak. Güldeniz karşıladı. Jack. Pompom son anda topu kendi alanında tuttu. Seda sayıyı almayı başarıyor. 18-18. Jack servis kullandı. Kim istediği gibi karşılayamadı. Avantaj topu olacak. Öteye blok yaptı Seda'ya. Şimdi Bergül bu sefer blokta müdahale ediyor. Melis çıkardı o topu. Tomkom çevirdi. Ama Polen'le Polen topla istediği gibi buluşamadı. Ve Galatasaray 19-18 öne geçiyor. Kimi sürekli takip etmişti. Sarı kırmızılar ve şimdi 3. setin sonlarında öne geçmeyi başardı. Evet 4 pas 20-18 yapıyor Galatasaray. Ve Fenerbahçe molası geliyor. Set sonunda Galatasaray 20-18 öne geçmeyi başardı. Burada müdahale gelmedi Aslı'dan, o yüzden 4. pas. Molası sona eriyor Fenerbahçe'nin.
İçeri kaçan top Aslı Kalaç, penaltıyı kaçırmıyor. 21-18. Sayı Galatasaray'ın diyor maçın hakemi. Fileye bir temas var. Galatasaray set sonunda farkı 4'e çıkardı. 22-18 üstünlüğü var sarı kırmızıların. Sinerçek servis kullanıyor. Polen sayı aldı. Antony'nin plasesi, Polen kurtardı, Ergül yükseltti. Yeongkong Kim blok düşerken plaseyi bıraktı. Gamze'nin müdahalesi yeterli olmuyor. Farkı 2'ye indirdi Fenerbahçe. Ve Galatasaray molası geldi. Galatasaray önemli bir avantaj yakaladı. 3. set sonunda farkı 4'e kadar çıkardı. Bu avantajını bitirmek istemiyor sarı kırmızılılar. Natalya servis kullanacak. Nia karşıladı. Şimdi Seda. Natalya karşılıyor o topu. Kime doğru? Blok geldi. Aslı Kalaç bloğu yapıyor. Aslı tam blok sayısı geldi. Aslı'nın bloğundan sekti. Arka alanda Tomko'nun üzerine geliyor. Bu top çıkmıyor. 24-24 set sayısı Galatasaray için. Mola sonrasında, Galatasaray molası sonrasında 22-27. Mola sonrası yeniden o 4 setlik avantajı yakaladı Galatasaray. Bir anlık anlaşmazlık, 25-20 Galatasaray seti kazanıyor. Fenerbahçe setlerde 2-1 önde. Üçüncü seti 25-20 kazanmayı başardı sarı kırmızılılar. Set sonunda 22-18'de 4 sayılık farkı yakalamıştı zaten. Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye indirse de oradan sonrasında rakibine sayı şansı vermedi Galatasaray ve seti 25-20 kazanmayı da başardı. Nadia Centoni 15 sayıyla oynuyor Galatasaray'da. Seda'nın 8, Jack'in 7 sayısı var. Yine Güldeniz'in 7 sayısı var. Fenerbahçe'de ise en skorer isim 12 sayıyla Polen. Kim'in 11 sayısı var. Eda'nın 10 sayısı var. Yine aynı şekilde Natalya'nın 5 sayısı var. Ergül ise 3 sayıyla oynuyor. Ergül'ün hiç hücum sayısı yok. Eda'nın ise 7 hücum sayısı var.
Bu anlamda ufak bir dengesizlik var diyebiliriz. Bir puanı hanesine yazdırmış durumda şu anda Fenerbahçe. Diğer 2 puan ve galibiyet kimin olacak? Jack servisi kullanacak. Galatasaray onun servisiyle başlayacak sarı kırmızılar 4. sete. Sekte o top. Polen Seta bile o yapıyor. İlk sayı Galatasaray'ın. Bloğundan top dışarı gidiyor. Blok out. Sayı Fenerbahçe'nin. Seda kalele vurdu. Sayıyı aldı. Ve servis sayısı geliyor. 3-1 yaptı Galatasaray. Önceki seti kazandıktan sonra bu sete de iyi başlıyor sarı kırmızılar. Seda'dan bir sayı daha geldi. Galatasaray'ın setteki ilk 4 sayısından 3'ünde Seda'nın imzası var. 2 hücum sayısı 1 blok sayısı şeklinde. Gamze'nin de iyi bir pası var burada. Natalya müdahale etmeye çalıştı, olmadı. 5-2 yaptı Galatasaray. Hatası geldi bu sefer Seda'dan. Fark 2'ye iniyor. Müzik
Güldeniz sayıyı almayı başardı. 6-3 yaptı Galatasaray şimdi durumu. Eda topu dışarı vuruyor. Hücum hatası geldi Ondan. 7-3 fark 4'e çıktı. Ondan da şimdi molayı mı alacak yoksa teknik molayı bekleyecek mi? Oyuncu değişikliği için geç kalıyor ama orası kesin. Aslı servis kullandı. Bir plase içeriye doğru. Gamze karşıladı Aslı'nın pası. Nade Centoni. Ve Centoni'nin sayısıyla 8-3 teknik molaya Galatasaray önde girdi. Bontanza da arada kaldı. Yani mola mı alacak, bekleyecek mi derken oyuncu değişikliği yapmak istedi ama oyuncu değişikliğini de zamanında yapamadı. Ve Galatasaray farkı 5'e çıkartıyor. Üçüncü seti 25-20 kazanırken Galatasaray hatalarını %30 oranında azalttı. Üçüncü sette sadece 7 hata yaptı. İlk iki sette toplam 21 hatayla oynamıştı sarı kırmızılılar. Fenerbahçe'nin kazandığı ikinci set ve kaybettiği üçüncü sette en dikkat çekici istatistiği hücum sayıları. İkinci sette 7, üçüncü sette 9 hücum sayısı var, 9 smaç sayısı var sadece. Bloklarda hala Fenerbahçe'nin üstünlüğü olduğunu söylemek lazım. 8'e 5 üstünlüğü var. 3. sette de 2'ye 1 üstünlüğü var yine bloklarda sarı lacivertlerin. 2 servis sayısı var yine Fenerbahçe'nin. Toplamda 6 servis sayısı var. Galatasaray'ın 2 servis sayısı var. Şimdi o ikili oyuncu değişikliğini yaptı. Holen ve Musiala Tomkom kenara geliyor Fenerbahçe'de. Natali hala top öldürmekte sorun yaşıyor. 3 set sonunda 16 top alıp sadece birinde sayı alabildi Natalya. Bir sayı daha geliyor. 9-3 yapıyor Galatasaray. %6 ile hücum etmiş oldu Natalya. Ergüp 2 top aldı, ikisini de değerlendiremedi. Eda ise 12 top aldı. %58 ile hücum etti Fenerbahçe'de. Aslı servis kullanacak. İçeri kaçan top, Jack bu penaltıyı kaçırmadı. 10'a 3 yaptı böylece Galatasaray. Meliha oyunda Natalya kenara geliyor. Ve bir hata daha geliyor. Bir mola geliyor şimdi. ...11-3 fark 8'e çıkmış durumda. Fenerbahçe'nin de ilk 3 sette farkı açtığı bölümler vardı. Ama farkı ilk defa bu kadar açmayı başardı Galatasaray. Eda sayıyı aldı. Ezgi son anda tuttu o topu. Sayı gibi karşılayamadı. Üçlü blok karşısına buluyor Jack ve o üçlü bloğu açamadı.
Nerede Centoni? Loktan seken top Centoni'ye çarpıyor ve kendi alanına düştü. ...11-6 ve Galatasaray molası geldi. Galatasaray o avantajını yitirmeye başladı. Eda servis kullandı. Feda karşıladı. Gamze'nin pası. Sinyal Cech sayıyı alıyor. 12-6. Fark 6'ya çıktı yeniden. Servis kullanacak. Servis hatası. Güldeniz. Kim karşıladı o topu? Meliha bloktan sekiyor. Blok altı yaptırıyor Meliha İsmailoğlu. 12-8 fark 4'e indi. Tergül blok yapıyor Cech'e. 12-9 fark 3'e indi. 8 sayılık avantajını yitirdi sarı kırmızılılar. Avantaj topu şimdi Grotto'ya karşıladı. Ergül Cech blokta müdahale etti ona. Nihan'ın pası Nade Centoni'ye doğru. Nade Centoni'nin sayısı geliyor Galatasaray'da. İçeriye doğru geldi. Centoni çıkardı. Seda bloktan seken top. Ötes çeviriyor. Meliha bloktan sekti Nihan. Gamze. Cech. Cech topu öldürüyor. 14-9 yaptı Galatasaray. Son anda müdahale Centoni'den bir refleks. O refleks sayıyı getiriyor ama Galatasaray'a. Meliha bloktan sekiyor ve blok out. Sayı Fenerbahçe'nin 15-10. Uyan,
Gülleniz karşıladı. Seda, blok geliyor Seda'ya. Ezgi bloğu yapıyor. Farkı 4'e indirdi böylece Fenerbahçe. Merve çıkardı hücum şansı bir kez daha bu sefer Nadia Centoni. Çok da müdahale geldi kimden? Diğer tarafta Seda, onu plasesi. Kimin müdahalesi? Melia yükseltti. Ezgi içeri bıraktı. Güldeniz çıkardı. Jack. Jack sayıyı alıyor. 16-11 teknik molaya Galatasaray önde girdi. Galatasaray 16-11 teknik molaya önde girmeyi başardı. Setlerde Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü var. Fark bir ara 8 sayıya kadar çıkarmayı başarmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe fark biraz eritse de hala üstünlük Galatasaray'da, hala avantaj Galatasaray'da. Deniz karşıladı. Gamze'nin pası Seda'ya doğru. Seda bloğa rağmen sayıyı alıyor. (17-11) fark, 6 sayı. Jack servis kullanacak. Melih'a sayı aldı Fenerbahçe'de. Fark 5 sayı. Son anda müdahale geldi aslında Gamze'den ama ikinci müdahale gelmiyor. Farkı 4'e indirdi Fenerbahçe. Servis hatası. 18-13 yapıyor Galatasaray. Dışarıda servis hatası. Ezgi Dilik servis kullandı. Nihan karşıladı. Bir plase içeriye Seda'dan. Seda'nın sayısı geliyor. Alanda Seda'nın müdahalesi var. Nadia Centoni'ye doğru bloğu kullanmak istedi. Eda dublajı yaptı. Şimdi Maret Grotoes. Bloğu müdahalesi yok diyor maçın hakemi. Hücum hatası. 20-14 yapıyor Galatasaray. Fenerbahçe'nin molası geldi. Evet.
seti eğer kazanırsa Galatasaray 1 puan da hanesine yazdıracak. Ve 15'te biten tiebreak seti belirleyecek maçın galibini. Biraz içeriye doğru Güldeniz Gamze. Şimdi Nadeçentoni çok tecrübeli bir oyuncu, o kadar rahat ve sakin bir şekilde bıraktı ki bu topu. Vedan Sers Melis karşıladı. Kim? Ayak Goetre'ye bu sefer bloğun müdahalesi var. Sen Ruseva pas hatası kararı geldi. 22-15 yaptı Galatasaray. Natalya iyi yere vurdu. Natalya'nın sayısı. Seda. Centoni son anda kurtardı o topu. Hücum şansı Fenerbahçe için. Evet, Guetre'nin sayısı geliyor. Karşıladı Gamze Cek. Hızlı hücum sayı getiriyor Galatasaray'a. 23-17. Fark 6. 2 sayı ihtiyacı var Galatasaray'ın maçı final setine taşımak için. Kim karşıladı o topu? Yok da müdahale Güldeniz'den geldi. Yine Hollandalı oyuncu bu sefer sayıyı almayı başarıyor. Onun girmesiyle beraber set sonunda biraz hareketlendi sanki Fenerbahçe. Maret Markeş'ten Grote'ye şimdi servisi kullanacak. Natalya sayıyı alıyor. Etkili bir smaç geldi ondan. 23-19 oldu. Natalya'dan bir sayı daha geldi. Farkı 3'e indiriyor Fenerbahçe. Mola geldi Galatasaray molası 23-20'de. Avantajını yitirmeye başladı. Galatasaray sayı almakta zorlanıyor. Final setine taşımak için sadece 2 sayıya ihtiyacı var Galatasaray'ın ama o 2 sayı bir türlü gelmedi sarı kırmızılar adına. Natalya ve Mareta iki yabancısıyla özellikle Fenerbahçe bu bölümleri iyi oynadı.
Nerede Centoni ve Natalya'nın bloğu geldi. Köşeye doğru Natalya. Natalya'dan bir sayı daha fark biri indi. Mareta Bakeştayn servisleri kullanıyor. Natalya sayıları alıyor Fenerbahçe'de. Şansı yine Fenerbahçe için olacak. Natalya içeri bıraktı. Gamze diğer tarafa döndü. Güldeniz'in sayısı 24-22. İki set sayısı. Pas hatası itirazı var kimin? Maçın hakemine. İki set sayısı şimdi Galatasaray için. Yanına çağırdı. Sanırım bir sarı kart gelecek. Evet, bence bir sarı kart geliyor. Evet, Eda bence de o sarı kartı gören isim. Natalya'ya doğru yeniden. Natalya ilk set sayısını karşılıyor Fenerbahçe Natalya'yla. Yine set sayısı olacak. Galatasaray için Natalya servisi kullanmak için hazır. Deniz karşıladı. Seda. Merve çıkardı o topu. Yeon Kong Kim blok altı yaptırıyor. Set sayısını kurtarıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe set sayılarını kurtarmayı başardı. 24-24'lük eşitlik var. Yine servisi kullanacak. İyi manşet gelmedi. Hücum şansı şimdi Fenerbahçe için. Ezgi'nin pası kime doğru? Kimin sayısı geliyor? Maç sayısı olacak Fenerbahçe için. Hücum şansı şimdi Fenerbahçe adına. Yeon Kong Kim bloktan sekti. Bir hücum şansı daha olacak. Yeniden Kim. Kim sayıyı alıyor. 26-24 seti alan Fenerbahçe maçı da 3-1 kazanmayı başardı.
Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başarıyor karşılaşmayı.